sevgili seyirciler, bugün nüfus bakımından Ankara'nın ikinci, Türkiye'nin de üçüncü büyük ilçesine, Keçiören'e gidiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara vizyonunun bir sonucu olan Keçiören'i sizlere büyük bir keyifle anlatacağız. Daha önce Altındağ ilçesine bağlı bir mahalleyken 29 Kasım 1983 tarihinde alınan bir kararla ilçe olmuş ve bugün nüfusu 1 milyona ulaşmıştır. Bugün eriştiği nüfus ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 57 ilinden daha büyüktür. Bizleri belediye başkanımız Turgut Altınok karşılıyor. Turgut Başkanım. Hoş geldin Sayın Bakanım. Ne kadar güzel ya. Sizi böyle tekrar görmek, nasılsınız? Ne var ne yok. Değerli Başkanım, sizi tekrar görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Keçiören'e çok büyük hizmetler verdiniz. O dönem başlattığınız çalışmaların devamını artık ustalık eserleri olarak veriyorsunuz. Nasıl anlatırsınız Keçiören'i bize? Hoş geldiniz Sayın Bakanım, şeref verdiniz. Keçiören tabii sonradan ilçe olan Ankara'mızın ilçelerindendir. Altındağ mahallesiydi. 1984 yılında Büyükşehir Belediyelerinin kurulmasıyla beraber metropol ilçe oldu. Tabii Keçiören'in bilinen ve bilinmeyen tarafları, Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Keçiören'e gelmiştir. Genelkurmay karargahı Keçiören'dedir. Planlama karargahı, harekat karargahı, istihbarat karargahı ve Anadolu Ajansı'nda Keçiören'de kurulmuştur. Keçiören, milli mücadelemizin merkezidir. Bu Kurtuluş Savaşı'nın çalışmalarını ilk başlattığı karargah burası. Dikmen'de Ankaralılar, Seymenler, Yaylı, o soğuk karkış demeden Atatürk'ü büyük bir heyecanla karşılıyorlar. Atam, seni karşılamaya geldik fakat vatan uğrunda gür bir sesle ölmeye geldik deyince bu Atatürk'ü çok etkiliyor. Atatürk daha sonra Ulus'a geliyor, Hacı Bayram Camii'ne gidiyor, işte namazı kılıyorlar. Oradan börekçi Ankara Müftüsü'nü ziyaret ediyor. Oradan dönemin Ankara valisini ziyaret ediyor. Daha sonra Samanpazarı esnaf Atatürk'ü Samanpazarı'na davet ediyor. O zamanın tacir ve tüccarları Atatürk Samanpazarı'na gidiyor, bir kahvelerini içiyor. Milli mücadeleye o zamanki Ankara'mızın tüccarları, tacirleri ciddi anlamda bir katkıda bulunuyor. Tabii yaverin onu kuruşuna kadar tabii aldırıyor, teslim aldırıyor. Daha sonra Keçiören'e geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün olduğu yer Sayın Bakanım. Burada kalıyor. Genelkurmay Karargahı'nı yine burada. İlk Cumhuriyetimizin Genelkurmay Karargahı. Anadolu Ajansı'nda yine Keçiören'de kuruyor. Tabii daha sonra ekip genişleyince şu an restore ediyoruz biz. Çoban Mektebi var Osmanlı döneminde. Çoban yetiştiriliyor. Çoban Mektebi de yine milli mücadelede kullanılıyor. Ve Atatürk burada 6,5 ay kalıyor. Ama Atatürk daha sonra Ulus'taki istasyon binasına gidiyor. Fakat Genelkurmay Karargahı, Harekat Karargahı, Planlama Karargahı, bütün karargah yine burada. Keçiören'de. Yani Keçiören milli mücadelemizin merkezidir. Türkiye Cumhuriyetimizin doğduğu kaynak ve pınardır. Evet. Burası bir güneştir. Keçiören'in böyle bir özelliği vardır. Tabii Vehbi Koç da Keçiörenlidir. Evet. Keçiören doğumludur Vehbi Koç. Evet. Evi şu an müzedir. Rahmetli olmadan önce Vehbi Koç gelmişti. Oradaki evini müze yapmıştı. Hep ilkleri anlatıyorsunuz. Seyircilerimiz de bunları bence not ediyorlar. Çünkü bizim de çok ilgili seyircilerimiz var. Yani bu benim şehrim Keçiören'i hepsi bu anlatımdan sonra mutlaka gelip görmek isteyecekler. Beraberce yapacağımız çalışmalarla tabii. Söylediğiniz gibi ilklerin belediyesi. Evet. İlk. Şelalemiz var karşıda. Bu ilktir. Bu şelale. Herhalde dünyada yapay olarak en büyük şelale. Dünyanın en büyük yapay şelalesidir. En büyük yapay şelale. Tabii. Ne kadar şöyle, güzel. Arada bir yerler var. Orada evet. Birleştirirsek Niagara'dan daha büyük. Aslında bir şelale ve güller şehri. Gül açısından da Isparta'dan fazla gül mü var gerçekten var. Burada? Öyle yani. Şimdi, yani bunu söyleyebiliriz yani, değil mi seyircilerimize? Güller, tabii güller ve sular şehri. Bravo. Antalya'dan fazla da şelalemiz var. Evet, doğru. Manavgat'tan fazla. Yani insanca yaşam, insanca hayat. Evet. 94'te yine bizim projemizdir. Gecekondu'da yaşam kader değil, insanca yaşamın olduğu şehirler ve kentler. 94'te başladığımız kentsel dönüşüm ilk defa. Gecekondu'da yaşam kader değildir diyerek ve çok şükür Türkiye'de gecekondu problemini en hızlı çözen belediyeyiz. Bravo. Üstelik de TOKİ girmemiştir Sayın Bakanım buraya. TOKİ girmeden siz kendiniz bunu kendimiz tabii şehri, kenti cazip hale getirdik. Evet. Yoğun bir talep oldu ve çok hızlı bir gecekondu dönüşümü oldu bizden. Evet. Bir de siz son derece çevreci bir şekilde ve bu karbon ayak izine de dikkat edecek şekilde bunları yapıyorsunuz. Evet. Bunlar önemli şeyler. Yeşil alan kamulaştırması yapıyoruz. Şehrimizdeki yeşil alan sayısını çoğaltıyoruz. Bunların hepsi son derece güzel. Tabii bizim seyircilerimiz de gördüklerine inanıyorlar. Ama başkanımın anlattıklarına inanırlar da tabii. Bir de görmeleri lazım. O zaman buyurun beraber bir dolaşalım. Olur tabii ki. Belediye binamızın önünde 16 Türk Devleti'nin büyük hükümdarlarının hepsinin birer heykeli var. Büstü var. Mete'den başlıyor büyük. Milattan önce 204'ten başlıyoruz. Evet. Maşallah. Sonra devam ediyoruz. Pano. Buna her gelen buradan... Atilla, Akdun, Buyun Kağan, Bayan Kağan, Hazar Kağan, Kutu, Külbilge Kağan, Uygur Devleti, Karahanlar, Bilge, Selçuk Bey, Kadir Han, Matuhan, Gazenler, Selçuk Devleti, Muhammed Hazenşah. Bayrakları da yukarıda yer alıyor. Timur, Büyük Timur İmparatorluğu, Babür Şah, Osman Bey. Osmanlı İmparatorluğu Osman Bey'le beraber devam ediyor. Daha burada da Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Yavaş yavaş buradan geçerken kamu binasının önünde 16 Türk Devleti'nin hükümdarını görüyoruz. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Burada son derece modern otoyollar, güzel kavşaklar yapmışsınız. Arkada da yine bir ilk. Dünyanın 8. harikası Sayın Bakanım. Evet, dünyanın en büyük yapay şelalesi ama doğal gibi. Baktığınız zaman hiçbir yapay görüntü yok. Ben bunu hatırlıyorum. O zaman siz bunu yaparken çok tartışmalar olmuştu. Evet. Olur olmaz demişlerdi ama şu anda arkamda sevgili seyirciler. Benim şehrim Keçiören'i gelip bir görmek lazım. Bu güzellikleri yaşamak lazım. Daha size çok şeyler göstereceğiz burada. Göreceksiniz. Su kaybı olmuyor. Aynı suyu devirdaim yapıyor. Su devirdaim yaptığı zaman oksijen üretiyor. Şu an burası meteorolojik ölçümlere göre Ankara'nın oksijen oranı en yüksek olan yeri. Türk Dünyası Kent Meydanları Sayın Bakanım. Türk Dünyası Kent Meydanı. Ne kadar güzel. Orhan her tarafta Bilge Kağan'ın aslında bir manifestosu. Evet. Ey Türk ve Oğuz beyleri ve milleti işitin. İşte gök çekmedikçe, alttaki yer derilmedikçe, ey Türk milleti senin devletini ve yasalarını kim yıkıp bozabilirdi? Sayın Bakanım, Türkiye'de ilk defa yapılan bir belediye tarafından şehitler anıtıdır. Acıdır ama ilktir. Öyle mi ya? Tabii. Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından yaptığımız, yani bunu yapalım 97 yılında yaptık biz bunu. Maşallah. O zamanki Genelkurmay'ın talebi ve isteğiyle yaptık bunu. Çok güzel. Yan tarafında bu zamana kadar doğuda, güneydoğuda ve ülkenin her tarafında devletimiz, milletimiz uğruna şehit olmuş olan kahramanlarımızın isimleri var. Bir de orada simgeleri var, rölyeften. Elmanas Batur'un bir heykeli. Evet. Bunda Kırgızistan devletimizle Keçiören Belediyemiz beraber yaptık bunu. Çok güzel. Hemen yan tarafta belediye meclisinde Karabağ'da soykırım yapılmıştır diyerek ilk defa belediye meclis kararını alan belediye biziz, Keçiören Belediyesi. Bu da yine Azerbaycan Devleti ile beraber yaptığımız Karabağ'daki soykırım anıtını anlatıyor. Evet. Sayın Bakanım, burası Türkiye Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kurulduğu, milli mücadelemizin merkezinin olduğu mübarek ve kutsal bir topraktayız, bir alandayız şu an. Atatürk Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'da Keçiören'e geliyor ve Atatürk milli mücadeleyi buradan yönetiyor. Genelkurmay karargahı, harekat karargahı, istihbarat karargahı, planlama karargahı tamamını burada kuruyor ve Atatürk de burada savaşı ve milli mücadeleyi yönetiyor. Osmanlı döneminde Çoban Mektebi var. Yani bu bildiğimiz çoban, bu çobanlık bir meslek. Tabii. Osmanlı'da bunun bir mektebi var. Var. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değil, çok önemli bir şey. Osmanlı döneminde karşıda Ziraat Mektebi var, burası da Çoban Mektebi. Sevgili seyirciler, çoğumuz bilmeyiz. Yani ilk Keçiören'de Atatürk'ün bu Kurtuluş Savaşı ile ilgili çalışmaları başlattığı ve o dönem için yaptığı bütün çalışmaları ama burada şu an inşaat ve restorasyon devam ediyor. Hepimizin ileriki nesillere bırakabileceği son derece güzel bir tarihi anıt olarak burada bir mücevher gibi parıldayacak, öyle gözüküyor. Herkes buraları başka türlü değerlendirmek ister. Eminim ki hamlelerde olmuştur. Oldu. Siz niye bu tercih etmediniz de böyle yeşil bir alanı kazandırdınız bize? Şehrimizin ve kentimizin girişi söylediğim gibi milli mücadele karargahımız. Ama acı olan şu, rezistans ve AVM yapılacak şekilde plan değişikliği yapılmış ve acıdır. Bu tarihi bina da yıkacaklarmıştı. Tarihi binayı. Metruktu tabii burası, çok metruk. Burası Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzdeydi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'den talebimiz oldu. O da çağırdı. İki planda ne gözüküyor? Burası AVM ve konut, rezidans. Bir beton yığınıydı. Dedi ki Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey, Keçiören Belediye'mize verelim. Restorasyonda yapacağınız, dedi ki Sayın Bakanım biz zaten birinci önceliğimiz milli mücadelemizin kurtuluşu, milli mücadelemizin merkezi Keçiören'de bir Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele Müzesi. Gördüğünüz gibi 38 bin metrekare alanı açık arazide, aldı. Açık alanda tabii, bir müze. Tabii, açık alanda bir müze. Açık hava müzesi yani. Tabii. Tarihi bir açık hava müzesi. Harika oldu. Sırada Atatürk'ün karargah olarak kullandığı meteoroloji binasına gidiyoruz. Genelkurmay karargahını burada kuruyor. Planlama karargahı, harekat karargahı, sonra istihbarat karargahı ve Anadolu Ajansı'nı da burada kuruyor Atatürk. Evet. Yani bu bina milli mücadelemizin merkezinin yönetildiği binadır. Sayın Bakanım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Başkanımla baktık, sizin raporlara göre geldik. Çünkü yağmurlar falan vardı. Sizden gelen haber bugün güzel olacak şeklindeydi. Ona geldik, biz de baktık, hakikaten güzel bir hava. Doğrudur efendim. Bu harekat planlarının yapıldığı yer burası mı? Burası müze olarak da şu anda kullanılıyor. Buyursun abi. Atatürk bu planları burada hazırlıyor. Hazırlıyor ve burası makamı. Evet. Yani bu masa orijinal. Bu koltuk orijinal. Atatürk'ün çalıştığı. Atatürk'ün kullandığı masa, sandalyesi, kullandığı odada perde, halı orijinal. Hepsi orijinal. Evet. Orijinal haritalar. Haritalar orijinal. Evet. Burada bunu almış böyle. İşte ayaklanma yerleri işaretlemiş. Bu sonradan tabi yapıldı. Ama orijinal haritalarımız özellikle bizzat 5-6 ay burada kendileri çalışıyorlar. Bunu da işte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar, Ermeniler, Gürcüler. Her tarafı tabii. Millet kendine göre paylaşmış. Evet. Misak-ı milli. Ya. Bu da orijinal galiba. Hı? Aynısının kopyası. Evet. Çok güzel. Bakanım bu da orijinal. Yunanların İzmir'i bıraktığı hali. Yani şu resim orijinal. Belki bunu sonradan değiştirmiş olabilirler. Bu da yine Atatürk'ün odasında. Bölüm silahlaştı o zamanki. Burada da istirahat ediyor Sayın Bakanım. Aslında Atatürk böbreklerinden rahatsız. Savaşı yönetiyor. Milli mücadelenin karargahı. Yattığı yer burası. Şöyle Atatürk'ün Keçiören'e olan ilgisi bitmiyor Sayın Bakanım. Burayı kullanıyor Genelkurmay karargahı. Sonra Türkiye'nin ilk Ziraat Fakültesini burada kuruyor Atatürk. Sanatoryum Hastanesi'ni diyor gidin, Keçiören'e yapın diyor Sanatoryum Hastanesi'ni. 1932. Sonra o ödenek yetmezliğinden falan daha sonra yapılıyor. Kendi el yazısı var. Şehri, kenti Etle'ye doğru geliştirin diye. Kendi el yazısı. Yani Keçiören'in Atatürk'e olan sevgisi, ilgisi daha sonra devam ediyor. Şimdi de teknoloji merkezine gidiyoruz. Burası, ne zaman açıldı burası? Burayı 2 ay önce açtık Sayın Bakanım. Merhaba, nasılsınız? Sayın Bakanım burası teknoloji merkezimiz. Çağımız teknoloji merkezi. Üretmeliyiz, tüketimden kurtulmalıyız. Dünyanın en büyük şu an zenginleri ve süper güç devletleri teknolojiye sahip olan ülkeler. Dolayısıyla burada geleceğin bilim adamlarını, yazılımcılarını, fen adamlarımızı yetiştireceğimiz bir merkez. Şu an robotik kodlama ve robotlarla ilgili bir... Robotik kodlama dersi. Evet. Ve robotlarla ilgili. Maşallah çok güzel. Ders robotları hocam. Çalışıyorsunuz yani. Evet. Nasılsınız? Gençler ne haber? İyi misiniz? Alper. Evet. Ankara Robotik firması kurucusuyum. Öyle mi? Evet. Kendin robotik firman var yani. Evet. Ankara Teknopark Ankara'da kendi robotik kodlama setlerimizi geliştiriyoruz. Peki bu gençlere robotik mi öğretiyoruz? Evet. Çok güzel. Temelden başlayıp geliştirmiş olduğumuz yerli ürünlerle robotik kodlama eğitimleri düzenliyoruz. Size başarılar diliyorum. Çok güzel robotik okuyorsunuz. Gayet güzel. Ders kitapları falan normal internetten takip edebiliyorlar herhalde. Sonuçta burada bir robot mu yapacaksınız şöyle? Neler yapacak bu robot? Tamamen kullanıcının geliştirmiş olduğu veya yazmış olduğu yazılıma göre değişecek. Mesela engelden kaçan robotlar, çizgi izleyen robotlar veya akıllı sistemleri gibi projeler geliştirebilecekler. Benim şehrim Keçiören. Burası deneyimleme stüdyosu, ses ve müzik. İsteyen genç burada geliyor, klip çekmek isteyen klip çekecek. Çok güzel. Efendim imkanı olan var, olmayan var. Burası kayıt stüdyosu ya. Evet öyle Sayın Bakanım. Oo çok iyi yani. Şöyle. Bayağı güzel. Gençlerin... Merhaba. Tabii. Merhabalar, nasılsın? Burası Green Box stüdyomuz. Gençlerimizin çekim yapacakları veya çok amaçlı kullanacağımız bir alandır bu gençlerimize. Biz de vesikalık fotoğraf falan çektiririz. Evet. Bakalım nasıl gözüküyoruz. Bakayım şuradan. Evet. Fena değil. Değişik fonlarla burada devam edebiliriz. Sayın Bakanım, artık bunlar oyunlar oynanıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz, gençler ve spor müsabakaları yapıyoruz burada. E-spor. 50 milyon seyircisi oluyor Sayın Bakanım. Yakında demeyeyim ama bir süre sonra liglerin bir anlamı, önemi kalmayacak. Öyle mi? Yani en kalabalık stadımız kaç kişi alıyor? 120 bin kişi. Ha. 50 milyon kişi bir maç izliyor bütün dünya. Başkanım, burası değişik bir yer. Burada ne var? Evet, şimdi sanal gerçeklik dediğimiz ama dünya değişiyor, değiştiriyorlar. Teknolojiye sahipseniz güçlü devletsiniz, büyük devletsiniz. Burada çocuklarımızı teknolojiye teşvik ediyoruz. Tabii e-spor, biraz önce söyledim, 50 milyon seyircisi var. Burada Metaverse gördüğünüz gibi farklı bir yerden bakıyorsunuz dünyaya veya şehrinize, kentinize farklı bir yerden bakıyorsunuz. Şu an uçuyor belki göklerde, yıldızlarda. Biraz durumu zor öyle bir gözüküyor. Hareketlerde sizi alıyor, bir yere götürüyor, anında götürüyor. Evet. Başkanım, burada muazzam bir yapı var. Kaç metre bunun boyu? Sayın Bakanım, kulemiz, Cumhuriyet Kulemiz bittiği zaman 186 metre yüksekliğinde. Cumhuriyet Kulesi tabii. 186 metre. 186 metre olacak. Atakule'nin mimarı çizdi Ragıp Buluç. Allah rahmet eylesin. Evet. Yakında rahmetli oldu. Bu Türkiye'nin ikinci kulesi oluyor. Ama bir özelliği var. Bir ilçe belediyesi tarafından yapılan Türkiye'deki ilk kuledir. Yine bir ilk var yani. ilk var. Başkanım, harika bir manzara. 186 metrelik kulenin üstünde sevgili seyircilerimize inşallah bizi izledikten sonra buraya gelip bu güzelliği yaşamalarını biz teklif edeceğiz. Teleferikle Ankara'yı görmek çok güzel. Hadi Allah'a ısmarladık. Başkanım, bu teleferik ne zaman açıldı? Sayın Bakanım, İlk siz yapmışsınız. Yine hep ilklerden bahsediyoruz. Evet, şöyle. Ben Sayın öyle Bakan, hatırlıyorum. Bu teleferik şehir içerisinde, kent içerisinde yapılan ilk teleferiktir. Hatta bize dediler ki o zaman ya şehir içerisinde teleferik olur mu? Ama daha sonra baktım bütün valilerimiz, belediye başkanlarımız birçok yerde teleferik yaptılar. Tabii bizim burada seyir amaçlı bu teleferik Sayın Bakanım. Estergon Kalemizi göreceğiz. Türk Dünyası Kent Meydanımızı göreceğiz. Havuzumuz var, onu göreceğiz. Yine ıslanma havuzumuz var, onu göreceğiz. Yolla görüyoruz. Gül bahçemizi göreceğiz. Atatürk Botanik Bahçesi'ne girerken şimdi bir ormana girmiş gibi olacağız. Yani fotoğraf çekin, gönderin. Derler ki Ankara'da böyle bir yer var mı? Bir ormanın içerisine giriyoruz. Oradan çıkarken ormanın içinden çıkıyor teleferik. Diyorlar ki Ankara'da böyle bir orman var mı, yeşil alan var mı? Çok da ilgi gördü. Yani kuyruk vardı burada. Ankara dışında hala öyledir yani. Ankara dışından gelen Ankaralı çocuklar çok seviyor özellikle Sayın Bakan. Bu da kulemiz. Bu da Cumhuriyet Kulemiz. Güzel. Teleferin uzunluğu ne kadar? 1680 metre Sayın Bakan. Bayağı büyük bir hat. Yani şöyle Sayın Bakanım, çirkinlikler nasıl güzelliğe dönüştürülür? Tabii. Efendim, çöplükler nasıl gül bahçesi olur? Çöplükler nasıl orman olur? Aslında Keçiören bunun bir örneği. Sevgili seyirciler, bilmiyorum görebiliyor musunuz arkada biraz mikadan dolayı ama bir ormanın içinden geçiyoruz şu anda. Buyur Sayın Bakan. Bakınca oluyor. Tabii tabii. Çöplük. Burada bir tane ağaç yoktu Sayın Bakan. Bir tane ağaç yoktu burada. Cumhuriyet istasyonumuzdan bindik, Atatürk istasyonumuzda iniyoruz. Atatürk istasyonu. Burada Atatürk istasyonu. Maşallah. Başkanım, buralar eskiden çöplüktü, sıkıntılı yerlerdi. Burayı bütün kentsel dönüşümü aslında siz yapmışsınız, bitirmişsiniz kendinize göre. Buraları böyle güzel gezi yolları olmuş. Orman var, orman. Gerçek bir orman var. Şöyle Sayın Bakanım, burası ormanın olduğu yer çöplük alandı. Harfiyat ve molozların döküldüğü bir alan. Hatta kanalizasyon dışarıdan akardı. Hem kendi geceleyin 3'e 4'e kadar burada aile oturuyor. Ankara'nın her yerinden vatandaşlarımız buraya gezmeye geliyor. Gelen misafirlerini de buraya gezmeye götürüyor. Bir de huzurlu bir yerdir. Yani gece 2'de, 3'te hanımlar burada sporlarını yapıyorlar. Efendim çaylarını içiyorlar, sohbetlerini yapıp ondan sonra gidiyorlar. Su sesi insanları dinlendiriyor Sayın Bakanım. Çok güzel. Bu mevsimde de gül oluyor muydu ya? Bakarsanız oluyor Sayın Bakanım. Allah Allah. Başkanım, bu park Atatürk Parkı. Evet Sayın Bakanım. Yani Keçiören'de kutsal toprakların üstündeyiz. Burası Cumhuriyet'in temelinin atıldığı yer. Evet Sayın Bakanım. Evet, çok güzel olmuş bu park. Atatürk burada Nevruz'u kutlamış Sayın Bakanım. 1922 Mart Çarşamba. Türk Dünyası Bayramı'nı kutlamış yani. Kutlamış. Türklerin Ergenekon'dan çıkış ve doğuş bayramı olarak. Çok güzel. Ve bu alanda kutluyor Atatürk. Yani bu alan Atatürk'ün gezdiği, ayak bastığı, Ankara'ya geldiğinde yaşadığı yerler burası. Harika. Öyle olunca Cumhuriyetimizin, devletimizin yeniden küllerinden doğduğu kutsal ve mübarek toprağın üzerindeyiz şu an. Öyle. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. İlk herhalde yine bir ilki başlattınız, siz başlattınız. Evet Sayın Bakanım, akvaryum projesi Türkiye'de ilk defa bizimle. Teleferik de öyledir, şehir için teleferiği. Niye derseniz, ülkemizin 3,5 tarafı denizlerle çevrili. Ankara'yı bir de bu bozkırdan çıkartıp gördüğünüz gibi bir güller, sular ve şelaleler şehri. Bir dedi ki denizler ne varsa bütün dünyadaki denizleri Ankara'ya getirelim. Burada bütün okyanuslardaki, denizlerdeki, bizim denizlerimizdeki, büyük nehirlerdeki balıklarımız var. Yani buraya gelen bütün dünyadaki denizleri, okyanusların altında, üstünde ne varsa onu gezebiliyor. O denizin havasını, denizin altını yaşayabiliyor. O zaman buyurun sevgili seyirciler, beraberce yaşayalım. Türkiye denizini yaşayan balıklar. Evet. Kefal, mırmır, karagöz. Bak şurada güzel bir lüfer dolaşıyor yani. Evet. Kofana bu artık. Evet. Bu kofanaya gelmiş. Tünelde küçük köpek balıkları var. Vatos var. Evet. Baksana. Bu lagos. Evet. Bu lagos, bu da küçük bir fulya balığı. Şu güzelliğe bak. Timsahların şu an uyuma saati. Bunlar zaten hep yatarlar. Evet. Kadrolu timsah. Kadrolu Keçiören Belediyesi timsahı. Evet. Bir hareket göremezsin bunlar. Ama şu arkadaş belki karnı açsa hareket yapabilir. Eyvallah Sayın Bakanım. Başkanım muazzam yerler olmuş burası. Yani evet. Keçiören'i herhalde sevgili seyircilerimiz de hiç böyle görmemişti. Estergon Türk Kültür Merkezi tarihimizin, sanatımızın, kültürümüzün, mimarimizin muhteşem bir eser oldu. Örnek eser, örnek. Tarihe attığımız bir imzadır bu. Tarihe attığımız bir imza. Burada da Seymenlerimiz var. Tabii Atatürk'ü karşılayan iyi Seymenlerimiz. Evet. Kök kültürlerimiz, Seymenlerimiz. Evet. Atatürk Ankara'ya geldiğinde karşılayan Seymenler hala aynı heyecanı taşıyorlar. Biz de eşlik edelim bakalım. Arkada öyle sizin gibi dururum yani. Bir şey yaptığınız yok. Çok güzel bir mekana geldik. Evet, Estergon Kalesi. Evet, ecdadı... Anı çok burada. Ecdadı buraya taşıdık. Geleneksel el sanatları. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sayın Bakanım. Burası minyatür sanatımız. Minyatür sanatı, bakalım. Ebru'nun eserleri bunlar. İlk önce kendimize özel böyle tasarımlar yapıyoruz. Hepsi bize ait oluyor tasarımlarımızı. Sonrasında eskiz kağıdına geçiriyoruz ve son olarak kağıda döküyoruz. Burada mı yapıyorsunuz bunları? Tabii tabii. Tasarımlarımızı yaptıktan sonra kağıda aktarımlarımızı sağlıyoruz. Burada mesela bir kız kulesi tasarımım var. Burada kağıt boyaması, zeynep şanları hepsi bana ait. Zeynep şanlarda mesela 22 ayar gerçek altın kullanıyoruz. Gerçek olarak altın kullanıyoruz. Evet, varak altın kullanıyoruz. Boyalarımız da taş boyalar, akrilik boyalar olarak değişiyor. Mesela burada Allah yolunda öldü, ölenlere öldü demeyin, zira onlar deridir yazıyor. O yazıya göre bir tasarım yapıyorum. O şekilde icra ediyorum. Kağıt boyamalarını yapıyorum. Kahveyle, çayla, doğal boyama kağıtlar yapıyorum. Çok yaprak üzerine çalışmalar yapıyorum. Yine böyle negatif çalışma dediğimiz çalışmalar yapıyorum. Negatif. Evet. Burada da yine ezme altınım var. 22 ayar ezme altın kullanıyorum. Bayağı pahalı. Evet. Pahalı tabii şey bakın. Bu şekilde yine altına çalışmış olduğum bir eser. Ay yıldız tasarımı. Kağıt boyamaları da yapıyoruz. Yine Ferman İstanbul eserim. Burada da yine bir Kazakistan'a götürdüğüm çalışmaydı. Burada 15 Temmuz konulu bir eserim var. Ezan bilmez, bayrak inmez, şehit ölmez şeklinde. Bak motifleri falan da gayet güzel. Maşallah. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Bu sanat bitmek üzere olan bir sanattır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sen neyle çalışıyorsun? Bir anlat bakayım. Tilki bıyığı. Başkanım bizim sanatımız gubari hat sanatı dediğimiz. Getir şunu bir anlat. Pirincin üzerine ne yazmışsın? Getir. Mesela burada görmüş olduğunuz bir pirinç tanesi üzerine Fetih suresinin ilk ayeti yer almakta. Şu mikroskop altı görüntüsü eserin. Bu pirincin üstüne bu var ha? Evet efendim. Şu an elinizde bulunan bu eser. Mesela şu bir pirinç tanesi üzerine Besmele-i Şerif'le beraber İhlas suresinin tamamı yer almaktadır. Unutulmuş bir Mevlevi sanatı, tekke sanatıdır efendim. Eskiden dervişler sabır öğretisini aşılayabilmek için nefislerine bu sanatı meşk ederlermiş ve unutulmuş bir sanatımızdır. Günümüzde de ülkemizde temsil eden 2 kişiyiz sadece. Öyle mi? Evet, sadece bunu yapmış olduğumuz malzemelerimiz de kendine has bir malzeme. Tilkinin bir bıyığıyla yazıyoruz bunu efendim. Tilki bıyığı? Evet efendim. Hepsi belediyemizin çalışanı. İyi. Bu Çin'i sanatımız. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz burada? Ben Çin ile uğraşıyorum. Çin ile uğraşıyorsunuz. Siz? Teslim sanatı. Fırınınız falan nerede? Çin'i yaptıktan sonra nereye gönderiyorsunuz? Fırınımız var. Var mı burada yakın fırın? Var var. Belediyemizin. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Resim altınlamak, yaldızlamak manasına gelir. Gerçek altınla çalışıyoruz. Çeşitli altınlarımız var. Öncelikle tasarımlarımızı hazırlayıp daha sonra kağıda aktarıyoruz. Altın ve çeşitli boyalarla da süslememizi işliyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Bu elimizin altından herhangi bir kir eserimize geçmesin diye el altlığı olarak kullanıyoruz. Fırçalarımız hani oldukça ince fırçalarımızdır. Bu şekilde altınla süslemelerimizi yapıyoruz. Lale mi yapacağız şimdi? Evet, lale. Sevgili seyirciler, Keçiören'de sanat hakikaten belediyemizin verdiği destekle bugünlere kadar geliyor ve devamlı edecek, öyle gözüküyor. Tabii tabii, geliştiriyoruz şimdi Sayın Bakan. Şimdi değerli sanatkarımız bize bir Ebru ile bir lale mi yapacaksınız? Geleneksel sanatlarımızı yaşatıyoruz Sayın Bakanım. Biz bahçelerde dolaştık, tabii orada güller var. Envai çeşit çiçekler ve şeyleri gördük. Şimdi bir tane de lale oluyor. Güzel. Vallahi bravo. Tek harekette çıktı. Deri işleme. Bu kuzu derisine ne yapacağız? Kalemlik, çanta. Çanta, kalemlik. Şöyle ben yardımcı olayım. Bunları hep siz yaptınız öyle mi? Tabii. Dokuması da daha iyi. Ne kadar güzel ama. Çok şık. Evet. Bizim değerli izleyicilerimiz meraklıdır bu konulara. Burada da çok güzel turistik malzemeler var. Evet, bu Afgan keçisi mi? Keçikop diye bir kooperatifimiz var. Yan tarafta Daha sonra satıyoruz. Ankara keçisi yetiştiriyor musun başkanım ya? Ankara keçisi... Bir de ona yazsana. Evet. Var mı böyle bir şey? Ankara keçimiz şu an özellikle Nallıhan'da, Beypazarı'nda biliyorsunuz Sayın Bakanım. Ciddi anlamda destekleniyor ve yapıyorlar. Yapıyorlar. Sayı çoğaldı. Siz neler yapıyorsunuz? Nakış. Kanaviçe, nakış. Bunları hep siz mi yapıyorsunuz? Evet. Bunlara çok emek gerektiriyor tabii Sayın Bakanım. Vallahi ben bu sanatların artık hala olduğunu bilmiyordum doğrusu. Var emek yapılıyor bak. Çok güzel. Selamünaleyküm. Sayın Bakanım, burada da üretilenleri satıyoruz. Bir, belediyemizin ürettikleri. İki, vatandaşlarımız da ürettiklerini getiriyor, satıyoruz. Daha sonra parasını vatandaşımıza veriyoruz. Getirdiği ürünleri bir teslim yerimiz var. Bir heyetimiz var. Her ürünü de teslim almıyoruz. Buraya getiriyorsunuz, bunları satıyorsunuz. Tabii yani. Tabii. Yani internet üzerinde de satış ağımız var. Var mı internet? İnternet için izleyicilerimize söyleyelim. Nasıl ulaşacaklar size? Keçikop. Bu güzel şeyleri Keçikop diye giriyorlar. Keçikop diye. Keçiören Kooperatifi. Tabii tabii. Keçiören Kooperatifi. Evet. Keçiören Belediyesi Kooperatifi. Evet. Bütün ürünler tabii burada binlerce ürün var orada. Evet. Sadece burada bir kısmı var ürünlerin. Çok güzel. Burada bütün Türk dünyasının önemli ritüelleri var. Köstek kesme, kazakların. Yaşamları, hayatları. Bu bir Kıbrıs evi. Evet. Evet. Kullanılan çok günlük güzel. Yaşamdaki giysiler, kap, kacak, giyim, kuşam. Burada bir kına gecesi var. Evet. Burası da Ankara sokağımız Sayın Bakanım. Ankara simidi, Ankara macunu. Tabii eskiden sokaklar taştı biliyorsunuz. Arnavut kaldırımı deniyor. Bu tarafta burada geliyoruz artık. Fetih Sancağı. Evet. Silahlar, kılıçlar. Efendim yine burada yağdanlıklar, efendim kılıç, barutluklar. Başkanım bize hangi Ankara lezzetlerini hazırlatmış görelim. Ben de bir kalite kontrol yapayım. Siz de benim selamımla gelirseniz başkanım size aynılarını ikram edecekmiş. Sezgin Usta'm. Bu ne mükellef bir Ankara sofrası hazırlamışım bize. Yavaş yavaş başlayacağım. Başkanım sana da vereyim mi? Sen seyredecek misin beni? Sayın Bakan buradan başlayalım. Ben şimdi yavaş yavaş böyle gideceğim. Siz alın ben alırım Sayın Bakan. Şimdi ben soruyorum izleyicilerimiz için. Buradan başlayalım mı? Efelek dolması. Ne dolması? Efelek dolması. Efelek dolması belki. Başkanım sen bakacaksın herhalde. Ben bakayım Sayın Bakanım. Efelek dolması bizim bildiğimiz dolma. İçinde başka ne var? Kıymamız var, güzel şey var, acılı biraz. Bu erişte. Beypazarı eriştesi, cevizli. Bu Beypazarı mı? Evet. Erişte. Peki bu ne? Bu Beypazarı güveci. Bunun pilavı altında, kuzu eti. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sağ olun. Çok fazla vermiyorum. Yani tıkanırsın falan filan diye. Evet. Gerek yok. Çeşit bol. Çeşit bol. Çok zengin bir sofra. Enfes. Bu güvecin içinde neler var? Güvecin kuzu eti var, soğan, sarımsak. Ayrıca pişiyor. Pirinç kavrulduktan sonra üzerine şey yapıp fırına atılıyor. Bir saat fırında. Kuzunun kendi suyuyla pilavı altında o şekilde oluşuyor. Bu ne? Cacık. Cacık bu. Yemlik otu diye otumuz var içinde. Bu cacığın özelliği ne? Bu süzme yoğurttan. İçinde bol sarımsak var. Yemlik otu diye bir ot var. Yemlik. Evet. Sonra... Sezgin Ustamız, aşçımız da çok marifetli bir aşçıdır. Evet. Sezgin Usta maşallah gayet güzel yapmış. Cacık da nefis. Bu ne? Bu böyle bir baklava böreği diye bir böreğimiz var bizim. Baklava hamurundan yapılıyor bu. Baklava hamurundan. Kaç kat oluyor bu? İçerisinde kıyma var. Ver bir tane. Otlar var. Yani bu menüyü her yerde bulmak mümkün değil. Başkanıma ver. Tamam. Değerli izleyiciler, benim şehrim Keçiören'e mutlaka gelmeniz lazım. Ben ulaşamayayım diye oraya uzatmışım ama zor elde edeceğim ama kenardan öyle mi? O yıldız. Onu rahatsız yiyemeyeyim diye oraya koydun değil mi? Bak şimdi oraya nasıl geçeceğim ben bak. Sayın Bakanım bu yıldızdır yemeklerin. Balya tavadır bunun adı. Bunu ben de çok iyi yaparım Sayın Bakanım. Vallahi. Başkanım ben senin böyle yemek yaptığın numaralarını bilmiyordum yani. Ankara güveci, balya tava bunları. Bunu öğrendim iyi oldu. Muhteşem yaparım. Tamam. Burada kullandığımız ekmek ne? Siyes ekmeği. Siyes ekmeği. Bu özel ata buğdayından yapılan başkanıma da ver. Onu çiftçilerimize dağıtıyor Sayın Bakanım. Daha sonra alıyoruz. Eski değirmenleri buluyoruz. Su değirmenlerinde öğütüyoruz. Belediyemiz tamamen onu oradan karşılıyor. Tamamen hakikaten doğal. Müthiş. İlaç kullanmıyoruz. Bunda. Çok güzel. Kimyasal gübre kullanılmıyor. Bunun içinde neler var? Sezgin Usta, sırların senin olsun da yemeğin içinde ne var ben bileyim ya. Bizim başkanımızın tarifi. Sayın Bakanım, bunda... Biber. Başkanımız anlatsın. Bunda pirzola ile yapılıyor bu. Sarımsak, acı biber, yeşil biber ve domates. 4 tane bunun maddesi var Sayın Bakanım. Sarımsak, acı biber, yeşil biber ve domates. Evet. Ne kadar kaynatıyorsunuz peki bunu? Bu 4-5 saat. 5 saat. Tabii fırında kalacak. Fırında pişiyor Sayın Bakanım. Bu güveç fırında mı pişer? Evet, bu pide fırında. Üstü kapalı bir şekilde 4-5 saat ağır ateşte pişiyor. Sonra üzerine kızartıyoruz böyle domatesleri. Ama bunu eksik yaptık bak şimdi. Şu mu? Bunu böyle alacaksın. Bu siyes mi? Tabii. Böyle suyuna banacağım. İzninle başkanım. Sayın Bakanım, bunun suyu doğal antibiyotiktir. Yemesi doğal bende. Suyu çok lezzetlidir ve doğal antibiyotiktir onun suyu. Harika. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederiz. Sofralarınız bereketli olsun Sezgin Usta. Harika yani, tatlar tattırdınız. Kısa zamanda ancak bu kadar hazırlayabildik evet, Sayın Bakanım. Bence Ankara mutfağımız çok zengin. Ankara'nın hakikaten çok güzel böyle bir mutfağı var. Ve biz izleyicilerimizle bunun bir kısmını paylaşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi Keçiören'e, Estergon Kalesi'ne bekliyoruz. Başkanım, sabahın erken saatlerinde başladık. Akşam hasretimiz oldu. Gitmedi. Akşam eyvallah oldu. Hala da hasret bitmedi. Yetişemedik. Ama biz eserlere yetişemedik. Ya öyle. Hizmetlerin tamamını gezemedik. Arkadaşlarınızın yaptığı çalışmalara yetişemedik. Ama şöyle bizim bütün seyircilerimiz eminim Keçiören'e mutlaka gelecekler. Bekleriz. Sizin burada yaptığınız, arkadaşlarla yarattığınız bu atmosferi görecekler. Bekleriz. İnşallah. Herkesi bekleriz. Şeref verirler. Ben de kendi çapıma çok zevk aldım. Sağ olun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Allah'a emanet olun. Amin Sayın Bakanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi başkanım. Allah'a emanet olun. Sevgili seyirciler, benim şehrim Keçiören'den sizlere arkamda Hüseyin Gazi Dağı, harika bir Ankara panoraması, müthiş bir manzaradan veda ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.